Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. FIFA 21'in ilk promosu, ilk eventi, ilk etkinliği geldi. Rule breakers, kural yıkıcılar diyebiliriz. O kartları inceleyeceğiz. Görev oyuncularından ve SBC'lerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden de hemen önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3000 aboneye çok az kaldı. Hızla 3000 aboneye ilerliyoruz. 3000 aboneye olalım. Önümüze bakalım arkadaşlar. Evet. En pahalıdan en ucuza doğru gideceğim. En sonunda görev ve SBC oyuncularını inceleyeceğiz. Şimdi Harry Kane. Bilmeyenler için nasıl bir etkinlik ondan da bir bahsedeyim. Arkadaşlar bu etkinlikte oyuncuların bazı özellikleri iyi olan bazı özellikleri kötüleştiriliyor. Hiç olmayan özellikleri bir anda arttırılıyor. İlginç bir şekilde mesela Harry Kane'in inanılmaz bir hız kazandığını görüyoruz. Şutunda biraz bir azalma ve inanılmaz bir dribbling kazanmasını da görüyoruz. Ki bakayım. Aynen. Şöyle baktığımız zaman 23 hız kazanıyor. 4 dribbling kazanıyor. 5 pas kazanıyor. Bakalım şöyle 86. Aynen. Ya bayağı inanılmaz bir karta dönüşüyor aslında şaşırtıcı bir şekilde. Harry Kane birazcık şut kaybediyor ama çok da önemli değil için aslı. Neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor hatta benim gözümde. Kart inanılmaz iyi. Peki bu kart 1.2 milyon eder mi arkadaşlar? Kart ilk şu üst sınırı şu an 1.9 milyon gözüküyor. İlk başta 1.2 milyondu kartın sınırı. Uzun bir süre markette yoktu kart. Sadece 1.2 milyona konuluyordu. Gidiliyordu birkaç tane. Sonra kart 1.9 milyona çıkarıldı. Ve fiyatında bakın gördüğünüz gibi bir anda bir 1.4'e çıktığını gördük. Sonra tekrar indi ama 1.2'lere geldi. Şimdi hi çalışma oranı. Oraya gelmeden önce ama şimdi beni ilk düşündürten şey şu 3 skill move olması beni biraz üzüyor kartın. Dünyanın sonu mu değil ama. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman çok hızlı bir kart. Çok iyi şut çekiyor ki 90 bitiricilik gayet yeterli. Pası inanılmaz iyi. Ve dribblingi de gayet yeterli ve iyi gözüküyor. Çünkü kartın aslında 1.88 boyu var. Şimdi çok fizikli bir kart. Çok komple her şeyi yapabildiğini görüyorsunuz kartın. Ama bu paraya edeceğini düşünmüyorum ben. Niye Umut diye soruyorsanız mesela bir örnek verelim. Çok fazla oyuncu yapmayacağım. Harry Kane çok pahalı olduğu için bu hataya düşmenizi istemiyorum. Mesela George Best'le kıyaslayalım. George Best'le kendim kullandığım çok memnun olduğum bir kart. Fiyatları çok yakın. Overall'ları çok yakın sadece. Bakın hatta toplam kartındaki değerleri de aynı neredeyse. Oyuncu değerleri de çok yakın. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman hızları neredeyse aynı ikisinin birbirine. Şutları aynı birbirine neredeyse. Pasları çok denk ama şimdi dribbling'e baktığı zaman 85 dribbling'e 93 dribbling ve 1 skimu daha fazla George Best'in ve savunmaya dönmüyor work rate'leri yüzünden. Yani aslında bu paraya alabileceğiniz daha iyi oyuncu var ve George Best bunlardan bir örnekti sadece arkadaşlar. O yüzden şimdilik ben bu kart konusunda cidden böyle bağ yapmak için çok ihtiyacınız yoksa almanıza gerek yok bence. Dedikten sonra ikinci kartımıza geçelim. Dries Mertens. Güzel kart yani gerçekten güzel bir kart. Mertens'in zaten yani kötü kartı çıkmıyor. Özel kartı şu kartı bile çok beğeniliyor FIFA'da. Şimdi 520 bin eder mi ona bir bakalım. Burada bir sıkıntı yok. Burası çok ideal. Dribbling biraz kötüleştirilmiş. Bildiğimiz Mertens'den 5 dribbling daha kötü. Her şeyden böyle parça parça kısmışlar biraz ama ya hızlandırılmış kart. Şutu inanılmaz arttırılmış arkadaşlar. Yani şut dehşet arttırılmış. Yani kart aslında böyle hızlı pırpır bir karttan her bulduğunu atan bir karta dönüştürülmüş. Ve ben bu parayı hak ettiğini düşünüyorum Mertens'in. İlk 500'de çıkmış 600'lere inmiş. Şimdi tekrar iniyor. Paketlerden çıktıktan sonra ben artabileceğini düşünüyorum. Bu Mertens kartını kadronuza uyuyorsa alabilirsiniz. Dedikten sonra gelelim. Aymeric Laporte. Çok ihtiyaç vardı Premier Lig'de iyi stoperlere. Joe Gomez iyi. Van Dijk iyi ama Fransız böyle bir stoper çok lazımdı Premier Lig'e. Hemen de gelmiş. Şimdi burası bir sıkıntı mı? Bunu oynamadan bilemiyorsunuz arkadaşlar. Pası iyi kartın. Hızı yeterli. Savunması yeterli. Çok böyle müthiş durmuyor kart ama gerekli özellikleri yüksek duruyor ve yani eğer şu iki özellikte bir sıkıntı yaşamayacaksanız kusura bakmayın Aymeric Laporte diyebilir ama Joe Gomez'den ne kadar daha iyidir veya daha iyi midir onu bilmiyorum. Onu deneyip görmek lazım. Biraz riskli yaklaşıyorum Aymeric Laporte'un fiyatına ve gelelim Douglas Costa'ya. Şimdi Douglas Costa'yı nasıl bildik arkadaşlar hep sene boyunca? Biraz yavaşlatılmış kart. Birazcık dribbling gelmiş. İnanılmaz bir şut gelmiş. Onun dışında biraz da pas gelmiş. Kart inanılmaz bir hale gelmiş aslında baktığın zaman. Çok iyi olmuş. Weak foot dışında herhangi bir sorunu yok. Kartın müthiş duruyor ve bence hak ediyor. Yani gerçekten bu parayı hak ediyor. Ben Douglas Costa'nın bu sene iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. O yüzden de Douglas Costa'ya da kesinlikle parasını hak ettiğini düşünüyorum. Artıyı verdim Douglas'a da. Bir de arkadaşlar şimdi bu
promo perşembe günü bitecek. Büyük ihtimal ikinci takım gelecek. Ve perşembe günü bu kartlar paketlerden çıktıktan sonra fiyatların yükselme olasılığı var. Onu da unutmayın derim. Bu da aklınızda bulunsun. Radiant Angolan şöyle bir bakalım. Her şeyi yapıyor. 5 tane özelliği 80 üzerinde. Belki de en az önemlisi 86'da. Çünkü o da aslında heading'den gidiyor bayağı. Yani bence müthiş bir kart. Hay hay. Çok etkili bir kart. Bence çok güzel duruyor. Ve büyük ihtimalle fiyatı çok artacak bu kartın. Çünkü kısa bir oyuncu da değil. Çok 1.76. Her şeyi yapabilen çok komple bir oyuncu. Ben Radiant Angola'nın 500 binlere gitme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Paketlerden çıktıktan sonra. Şimdi Marcos Llorente. Şöyle bir bakalım babaya. Normal kartıyla oynadım. Çok beğenmiştim. Bir hız gelmiş. Dribbling'i kesmişler tamamen. Savunma ve şey biraz daha defansif yapmışlar Llorente'yi. Aslında bir defans portsaya dönüşmüş kart. Hiç de fena olmamış. Ama şu dribbling beni biraz düşündürdü. Burası sıkıntı olabilir. O yüzden bu fiyattan çok emin değilim Llorente için. Ve devam ediyoruz. Ocampos. Sanki böyle bir ucuz santrafor havası aldım Ocampos'ta. Çünkü yeterli bir hız, iyi şut, çok iyi pas. Ya bayağı iyi bir pas ve fena olmayan dribbling ama paraya edeceğini düşünmüyorum Ocampos'un açıkçası. Dedikten sonra evet SBC'yi şöyle bir çakalım sonra. Şuraya alacağız. Evet Kamara, Hassane Kamara. Geçen sene manevi evlatlarımdan bilen bilir. Çok yavaşlatmışlar ya. Sanki kart biraz böyle şey. Mini Kante'ye dönüşmüş. Küçük bir Kante'ye dönüşmüş kart. Çünkü yani ya bence sol bekte çok yavaş olur ama orta sahada oynatabilirsiniz. Ve Lazlar ilginç duruyor. Gerçekten ucuz kadroların tartışılmaz oyuncusu. Bu şut ne? Uf, 99 pozisyon ama 90 bitiricilik. Şut gücü biraz düşük. Zayıf ayak biraz düşük ama dribbling iyi. Ben bu kartın denenmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok pahalı bir kadronuz yoksa da Lazlar iyi deneyip bana yazmanızı istiyorum. Çok ilginç duruyor kart. Dumfries ciddi bir hızlandırma almış. Yeterli mi? Yetebilir. 85 yani. Ha, Kamara'ya şimdi Kamara'ya laf ettin. Lazlar'ı bir fazla şey Dumfries bir fazla diyorsunuz ama yani bu 88'den çekmişler. Yine de yani 85 bana çok iyi gelmiyor bu seneye arkadaşlar ne yazık ki. Yani ya şöyle söyleyeyim bu işin benim gözümdeki sınırı Semedo gerçekten. Belirleyici adam ve o 92 yani 96'a ben çok sıcak yaklaşmıyorum stoperlerde, şey sağ beklerde ve sol bekte. Dedikten sonra artık SBC'ler ve görevler kaldı sadece. Evet şimdi gelelim Mukiele. Mukiele bence yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle uzun bir süre sizi bekle idare eder. Orta sahaya bile atabilirsiniz hasta bir bakıma. Şimdi görevleri hızlıca bir konuşalım. Şimdi burada bir fark var arkadaşlar. İnsanlar şey sanıyor. Live foot canlı dostluk maçı deyince o dostluk maçı ekranındaki her şey oluyor sanıyor ama orada öyle işte sahanın kralıymış, işte maksimum kimyaymış gibi oyun modları sayılmıyor bunda. Bunun için açılmış özel bir lobi var oyun modu. Adı da şey Rule Breakers Classic işte Türkçesi neyse. Orada maç yapmanız gerekiyor. O spesifik o lobiye girmeniz gerekiyor. Karşınıza gelen oyuncu da o görevi yapan adam olacak aslında. O yüzden de iyi bir şey oluyor bu sizin için. Şimdi 6 maç kazanıyorsunuz. Fransız savunma oyuncularıyla 5 asist yapıyorsunuz. Ki zaten şunu yaptığınız zaman Bundesliga basit görevlerden bir tanesini yaptığınız zaman zaten Mukiele'nin kiralığını alıyorsunuz. Görevin devamını onunla yapıyorsunuz. Onu tavsiye ederim ilk onu yapmanızı. Hızlıca devam edelim konuşmaya. Evet bu biraz zor. Bundesliga oyuncularla 4 asist yapıyorsunuz orta yaparak. Biraz tatsız ne yazık ki. Ve 5 golün asistini yapıyorsunuz. Fransız savunma oyuncularıyla söylemiştik zaten. 12 gol atıyorsunuz Bundesliga Almanya Ligi oyuncularıyla ve Fransız oyuncularla 5-6 ayrı maçta gol atıyorsunuz bu oyun modunda. Ama dediğim gibi bu oyun modunda yapmanız lazım ama kesinlikle çok fazla böyle inanılmaz bir uğraş değil zaten. 1-2 saatte yapabileceğiniz bir şey ve Mukiele bunu hak ediyor arkadaşlar. Tartışmasız bir şekilde bunu hak ediyor Mukiele. Dedikten sonra SBC'lere gelelim. Şimdi duruyorlar mı bilmiyorum bakalım. İnaki expired olmuş galiba. En azından yapanlar için fikrimi söyleyeyim. Şimdi Malong ben beğenmedim açıkçası. 76K asla etmez. O yüzden çok da üzerinde konuşmak istemiyorum. Yani Almanya Ligi'nde çok daha düzgün orta sahalar var. Zakaria bile bundan iyidir 2K'lık kart. O yüzden Malong'la ilgili çok konuşmayacağım. Şimdi çok da özel hemen video çekmek istemedim. Emin değildim çünkü. Ama büyük ihtimalle alacaksam ben iki versiyonu var. Bir şutunun yüksek olduğu, bir driplinginin yüksek olduğu. Ben olsam büyük ihtimalle arkadaşlar şu balans sorunu yüzünden 68 balansla uğraşmamak için ki zaten 2 zayıf ayağı var kartın. Dribbling'e giderdim. Çünkü zaten kartın müthiş bir ceza sahası işi bitirici olmayacağı doğru. Onu kanada atabilirsiniz daha çok. Kanatta oynatabilirsiniz. Bir. O yüzden de sanki ben dribbling versiyonunu alırdım. Burada da şöyle bir baktığımız zaman
Yani çok ciddi bir şut üstünlüğü var bir diğer bir tarafta. Diğer tarafta da çok ciddi bir dribling üstünlüğü var. Onun dışında aslında bir fark yok kartlar arasında ama ben büyük ihtimalle driblingi top sürmeyi tercih ederdim. Evet arkadaşlar, ufak ufak videonun sonuna geliyoruz. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve son olarak iyi günler.